Bu haftaki son ziyaretimizi Eskişehir'de faaliyet gösteren Diriliş Kesici Takımlar firmasına gerçekleştiriyoruz. Yanımızda makine mühendisi ve firmanın genel müdürü Sayın Murat İbrahim Sevim Beyefendi var. Murat İbrahim Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Murat İbrahim Sevim, makine mühendisiyim, Gaziantep'liyim. Liseyi Eskişehir'de tamamladım. Üniversiteyi Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisi bölümünü bitirdim. 2000 yılında çalışma hayatına başladım. İstanbul'da kesici takım firmasında çalışmaya başladım. Yaklaşık 7-8 yıl orada çalıştım. Türkiye'nin dev holding fabrikalarında çeşitli projelere katılarak tamamladım. Daha sonra da ilk şirketim Mis Kesici Takımlar şirketini kurdum. 2017 yılında Diriliş Limited şirketi, bu şirketimi kurdum. Bu şirketimi kurarken devrim nitelinde bir projem var. Bunu geliştirdim. Ve bu proje sayesinde bu şirket çok hızlı büyüdü. Şirketin tek sahibi genel müdürü benim. Ve çalışmalarımız müthiş bir şekilde büyüyerek devam ediyor. Firmanızın ürünleri ve projelerinizden bahseder misiniz? Bu bir geri dönüşüm projesi. Geri dönüşüm. Karbür insertlerin, sanayi sektöründe elmas deniliyor bu uçlara. Özel, yani bizim diriliş kesici takımları özel. Özel projemizi özel. Anlatıyorum. Evet. Bu insertler yurt dışından geliyor. Türkiye'de üretilemeyen uçlardır bunlar ve sanayi sektörünün en yoğun kullanıldığı, yani bir arabanın benzini gibi sanayi sektöründe kullanılan, yani imalat, taraşlı imalat yapan CNC tezgahların kullandığı karbür insertlerdir. Çok pahalı. Çok kullanılıyor. Çok yoğun kullanılıyor. Yani bunun yurt dışından Türkiye giriş yaklaşık 10-15 euro seviyesinde. Pahalı uçlardır bunlar. Bunlar bir kez kullanıldıktan sonra atılıyor. Ve bunlar CNC freze veya CNC torna tezgahlarında kullanılan sarf malzemeleridir. Karbür parmak frezi ve karbür matkaplar bir şekilde bilenip tekrar kullanılabiliyor. Fakat firmalar bunları kullanmadan atıyor. Çünkü bu bilenemez. Bu çelik gövdeye bağlanan bir uçtur. Ve çelik gövdeyi üzerinde bunu bileyemedikleri için kimse bu yola girmemiş veya girenler de bir şekilde pes etmişlerdir. Ben bunları manuel tezgahta benim geliştirdiğim bir projeyle tekrar aşınmış bölgeyi orijinal açısını koruyarak bileyi kullanmak için çalışmalara başladım. 2016-2017 yıllarında buna başladım. Ama tabii ki yaptığım ilk çalışmalar tamamen bir fiyasko oldu. Yani ben bu aşınmış bölgeyi biledim. Daha sonra Kütahya'da ve Eskişehir'de, Bozüyük'te birkaç firmanın denemelerini yaptım. Evet. Çok güzel kesiyor fakat ikinci parçayı işleyemiyor. Çünkü çok hızlı aşınıyor. Tekrar deneme yaptım. Tabii bu benim yıllarımı aldı. Yani bir 6-7 aylık bir süreçte biraz ömürleri arttırmaya başladım. Ama yaklaşık 1-1,5 yıl sonra istediğim noktaları yakalamaya başladım. Başarısızlıklar yaşadım, hayal kırıklıkları yaşadım. Vazgeçme noktasına geldim ama vazgeçmedim. Tabii bu çalışmalarımın en sonunda ben olması gereken en iyi optimum açıyı, optimum köşe yuvarlamasını yakaladım. Ve uç, benim bileme yaptığım ve kaplama yaptığım uçlar orijinalleri yakalamaya başladı. En sonunda orijinalleri geçmeye başladım. Ve ondan sonra 580 CNC tezgahı almak için COSCAP'e başvurdum. COSCAP'ten destek aldıktan sonra 580 CNC tezgahımı aldım. Ve 580 CNC tezgahı aldıktan sonra geceleri 580 tezgahta G kodlarını ben kendim yazarak yapıyorum bu projeyi. Yazdığım yazılımla taşları kullanarak devriyelemeyi ayarlayarak taş yaklaşıyorum ve 5 tane ekseni ayrı ayrı bu uçların üzerinde sıfırlıyorum. Daha sonra operasyonları yaptıktan sonra bunların diğer köşe güçlendirmesi kaplamalarını yaptırıp firmalarla deneme çalışmalarını yapıyorum. Hatta bir firma, Konya'da bir firma, ismini vermeyeyim. Böyle bir projem var ve ben çok başarılı oldum dedim. Firma bana dedi ki, biz bu uçları Almanya'da mı diyoruz? Ve sen diyorsun ki ben Almanya'nın hurdaya çıkmış ucunu tekrar bir şeyler yapacağım ve o hale tekrar Almanların ömrüne çıkacak diyorsun. Mümkün değil dediler, inanmadılar. Ondan sonra imalat müdürünü çağırdılar. Böyle bir makine mühendisi geldi. Bizim hurdaya attığımız uçları yarım maliyetinden daha düşük bir şekilde Almanların uçlarının seviyesine getireceğini söyledi dediler. Dedi, diyor ne diyorsun bu konuda? Deneyip görelim dedi imalat müdürü de. Tamam dedim, hurda uçlarını aldım, uçlarını işledim, kaplamalarını yaptırdım, tekrar firmaya gittim ve ustaya verdim. Denemeye başladı. 3-5 gün aradan süre geçti. Hala usta beni aramıyor. Dedim ya ne oldu acaba, ben bir arayayım. Evet. Aradım ustayı, dedim nasıl bizim uçlar? Abi dedi sen ne yaptın dedi ya, senin uçlar hala devam ediyor aşınmaz. Orijinali geçtik mi dedim. Evet. Alman uçları geçti, hala devam ediyor. Ondan da uzun ömürlü yani. Evet. Öyle mi? İyi tamam dedim. Tekrar geldim, satın alma müdürü tekrar görüşüyoruz. Bana diye şu oldu, ya dedi, siz dedi ne yaptığınızın farkında mısınız dedi. Yani böyle bir şeyden mümkün de inanmıyordum. Hakikaten müthiş bir projeniz var. Çok başarılı çünkü yurt dışından geliyor bunlar.
Çok pahalı uçlar. 10-15 euroya aldığımız uçu siz 3-4 euroya sıfırlıyorsunuz ve aynı ömrü alıyoruz. Çünkü yurt dışına bağlıyız ve trilyon eurolar yurt dışına gidiyor bu alanda. Böylelikle satışlarım artmaya başladı, cirolarım artmaya başladı. Yeni tezgah siparişleri vermeye başladım, eleman almaya başladım. Şu anda yaklaşık 5-6 kişi sayımı sürekli artıyor. İmalat müdürümüz var Hakan Bey, aşağıda o da makine mühendisidir. Onun altında CNC operatörlerimiz var, yönetici asistanımız var, satışta bir arkadaşımız var. Sayımız artarak devam ediyor. Ve siparişler o kadar fazla ki, çok büyük firmalarla çalışıyorum. Bunlara gelen hurdaya ayrılmış, ömrü dolmuş uçları tamamen biz yenileyerek onlara tekrar gönderiyoruz. Onlar %300, %400 kazanıyor. Bakın 15 euroluk bir ucu 3 euroya tekrar aynı hale getiriyor. Yani 5 kat daha kazanıyor. %500 gibi bir kar elde ediyorlar. Ülkenin yurt dışına bağımlılığını azaltıyoruz. Firmaların girdi maliyetleri düşüyor. Bu da ürünlerine yansıyor ve rekabet güçlerini arttırıyor. Sanayi sektörü için müthiş bir iyileştirme oldu. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkür ederim.